ve IŞİD'i, işte Selefileri gösteriyor hedef. Selefiler, IŞİD elbette tehlikeli, gördük. Yani Selefilerin ne olduğunu biliyoruz. Ama bunlar çok ufak bir grup. IŞİD'deyken ufaktılar. Aslında özellikle gelişmeleri istendi Amerika ve İngiltere tarafından. O gün Orta Doğu'daki planları onu gerektiriyordu. IŞİD gelişirken Toyota'larda böyle bayrak sallayıp silah sallarken, geçitler yaparken seyrettiler. Hatta internette reklam yapıp şey derken seyrettiler. Çok iyi hatırlıyorum. Sebep öyle bir oluşumun oluşması istendi orada. Batı'dan her taraftan oraya gitsinler, bir çeşit hani bal koyuyorsun, sinekleri topluyorsun, sivrisinekler, ondan sonra onları şey imha ediyorsun. Öyle bir imha, ama orada propaganda da yaptılar. İslamofobya propagandası. İslamofobya derken elbette ben Sünniliğin rezil ve korkunç bir din olduğunu söylüyorum, ama Sünnilerin çoğu aktif değillerdir. Çoğu yani uyduruk dine uyuyor, ama tutup da bir IŞİD gibi onu aktif hale getirmiyor. Yani onun şeyinde, temelinde bir ardiyet vardı. Ardiyet yani bütün bir Sünni ve Şii toplumu 2 milyar insanı terörist gösterip onlara karşı her türlü olumsuz politikayı, emperyal politikayı haklı hale göstermek, İsrail'in Filistinlilere karşı yaptıklarını da haklı göstermek. Çünkü Filistinliler işte Müslüman, Sünni, onlar kötü. Bu propagandalar yapıldı. Neyse, şimdi ne oluyor Türkiye'de? Bunların hepsini MİT biliyor. Türkiye'deki bütün Selefileri MİT biliyor. Bir kere MİT, Türkiye, AKP iktidarı IŞİD'e yardım etti. Yıllarca IŞİD'i kolladı. Hatta IŞİD militanları Türkiye yoluyla gidiyor. Yakalananlar hepsi, hemen hemen hepsi Türkiye'den geçiyordu. Yani bu girişleri ve geçişleri Türkiye bilmiyordu, öyle mi? Hatta Türkiye'deki hastanelerde gelip tedavi görüp tekrar gidip savaşıyorlardı. Türkiye Suriye'de kargaşa çıkması, iç savaş çıkması için yıllarca çalıştı. Suriye psikopat ve silah ihraç etti. Ve bunun için çok büyük paralar aldı. Hani bir ara böyle ekonomiyi gidiyordu ya. Amerika Suudi Arabistan'ı ve Katar'a emir vermişti. Siz Türkiye para yardım, Türkiye Suriye'de İsrail'in politikasını gerçekleştirir. Suriye'yi parçalayacak. İsrail için bir şeydi. Ama başarılamadı. Başka şeylere dönüştü. Şimdi